Merhaba, ben Tarık. Ben bir bonsai bağımlısıyım. Maddeye ilk başladığım zamanlar benim için çok heyecanlı, neşeli, ne bileyim, geçmişteki bütün travmaları unutmuş halde hissediyordum kendimi. Benim için mutluluk artık oydu. Para vermeden içtiğim zamanları hatırlıyorum. Torbacıları zorla darlayıp, beni buna alıştırdınız, bunu bana vereceksiniz gibisinden darladığım zamanları hatırlıyorum insanları. Madde yüzünden insanlara kötü davrandığım zamanları hatırlıyorum. Masum insanlara. Onların mutluluğu benim umurumda değilmiş. Sadece önemli olan benim mutluluğummuş gibi. Bütün dertler, bütün dünya, bütün gezegenler benim üzerime kuruluymuş gibi gittiğim yolları hatırlıyorum. Arka balkonda bayıldığım zamanları hatırlıyorum. Elimde olan maddenin bir kısmını kullanmışım. Kalan kısmını o üzüntü içerisinde çöplüğe attığımı hatırlıyorum. Evin tuvaletinde kendimi bayılmışken buldum. En çok kız kardeşimin gözleri canımı yaktı. Bana çok yabancıymışım gibi bakıyordu. Bu anılarımı anlatırken bile kendimde, beynimde hasarlar hissediyorum. Acı hissediyorum. Canım yanıyor. Ama bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor. Devam edebilmek için, ilerleyebilmek için. Hayat acımasız. Ama yaşamak bir umuttur. Bu yüzden buradayım. Ben bir bonsai bağımlısıyım. Merhaba, ben Mucize. Bağımlıyım. Gözlerimi kapatınca bir boşluk var sadece. Böyle renksiz, hayalsiz bir dünyada yaşıyorum. Sanki o boşluğun içinde olmaya mahkum edilmişim. Bir yalnızlıkla cezalandırılmışım gibi hissediyorum. Güçsüzlük, güçsüzüm. Güçsüzüm biliyorum. Güçsüzlüğüm madde. O kadar büyük bir gücü var ki benim üstümde. Şu an bahsederken bile ağzımın içi sulanıyor. Parmaklarım kasılıyor, biliyorum yani, hissediyorum. Ki 1,5 yıldır kullanmamama rağmen. Buna rağmen 1,5 yıldır temiz olmama rağmen bir çok kuvvetli bir şeyin altında hissediyorum kendimi. Bazen böyle ilk bıraktığım güne dönmüş gibi oluyorum yani. Aynı güçsüzlükte hissediyorum kendimi. Uf, gerçekten çok zor ya. Toplantıları bırakmayı düşünüyordum. Beynimin oynadığı bir oyun bu, biliyorum. Keşke bağımlı olmasaydım. Böyle diyorum tabii ki. Ama sonra bazen de diyorum ki yani bu sayede kendimi tanıyorum, bu sayede kendimle bir ilişki kurabiliyorum. Gerçekten bir şeye karşı savaşabiliyorum. Ayaklarımın üstünde duruyorum. Merhaba, ben Deniz. Ben bir bağımlıyım. Şu an kendimi çok iyi olduğunu hissediyorum. Ve korkuyorum. Bazen de çok iyi hissediyorum kendimi. Hani işte psikoloğuma gittiğimde ya da işte buraya geldiğimde kendimi iyi hissediyorum. Ve kafamın içinde o kadar ince bir çizgi var ki kullanmakla kullanmamak arasında. İşte böyle anlarda tam olarak ne yapacağımı bilemiyorum. Bazen de hiç evden çıkmak istemiyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum, evden çıkmak istemiyorum. Çünkü çıkarsam
böyle kendimi bir an böyle gidip kanalın kapısından önünde bulabilirim. Yani çünkü çok düşündüm. Ağaçlar böyle bu aralar dikkatimi çok çekiyor. Böyle hafif böyle rüzgarlı havada böyle bir ağacın işte yaprağına kilitleniyorum bazen. Çok hoşuma gidiyor böyle. Dinlendiriyor beni böyle. Rüzgar estikçe böyle sallanıyor böyle. Böyle böyle sallanıyor. Kendimi de öyle hissediyorum bazen böyle hani içi boş hissediyorum böyle. Böyle rüzgar estiğinde böyle sallanıyormuşum böyle. İçim boşalmış gibi, hiçbir şeymişim gibi geliyor. Ama sonra şey düşünüyorum yani o ağaçların bile böyle o yaprağın böyle bağlı olduğu bir dal var. O dalın bağlı olduğu bir tane ağaç var. Ağacın kökleri var böyle. Sonuna kadar dibine kadar dünyaya sarılmış böyle. Bir alt tarafı bir yaprağın bile böyle bir bağı var. Benim böyle kimseyle hiçbir şeyle bağım yokmuş gibi geliyor böyle. Już twoje ślady zmył.